Fatih sen bütün Türkiye'yi dolaşıyorsun hem e, malzeme e, açısından hem kimi e, tarifler açısından belki bunlara da meraklısın zaten dünyayı da dolaşıyorsun dünyada da gittiğin yerlerde bir sosyal araştırma yapar gibi oranın bakkalına çakkalına gidiyorsun lokantalarına gidiyorsun hangi ürünler var nasıl dönüştürüyorlar ne yapıyorlar falan filan ama Türkiye'ye çok meraklısın ve senin lokantana geldiğimizde lokanta demek istiyorum tırnak içerisinde ondan sonra lokantana geldiğimizde de her ee ilimizden neredeyse o oranın önemli bir üretimi var. Ama sen onu değiştiriyorsun, dönüştürüyorsun. Onları Türk mutfağında bir tür ne yapıyorsun? Yani bir e, manipülasyon mu yapıyorsun? Hayır. İnovasyon mu yapıyorsun? Hangisini kullanabiliriz? Burada inovasyon mu? İnovasyon bence. Çünkü ürünler gerçekten çok iyi ürünler var ama bunları hep aynı şekilde pişiriyoruz. Yani benim annem de öyle pişiriyor. Sizin babaanneniz de hep aynı şekilde pişiriyor. Belki e, o pişirme tekniği doğru olduğu için ve lezzetli olduğu için o şekilde pişiyorlar. Fakat bir de bir şeyi yaparken farklı düşünmek gerekiyor. Yani bir de farklı kombinasyonlar kullanmak gerekiyor. İşte fasulyeyi illaki işte haşlayarak ya da işte şey yaparak pişiremezsiniz. Farklı farklı pişirme teknikleri inova etmeniz gerekiyor. Ben biraz ona meraklıyım. Mesela sebzeleri hep aynı şekilde pişirme. Onları belki bir sebzeyi işte... Ee, uzun süre bekletip onu yıllandırmak, yıllandıktan sonra onu yavaş yavaş pişirmek. Yani mesela pancar 40 saat pişer mi? Pişiyor. Hmm. Çok yavaş yavaş pişiyor. Çok yavaş yavaş piştiği için içindeki bütün o lezzetini çeke çeke Hapsa. inanılmaz hapsediyor ve e, lezzeti açığa çıkıyor. E, yani bazı şeyler çok hızlı pişiriyor, bazı şeyler çok yavaş, bazı şeyler e, inanılmaz uzun zaman dilimine yeniliyor. Biz aslında Türk'te en çok sevdiğimiz şey zamanla pişirmek. Mesela işte bilirsiniz Trabzon hurması vardır, hı hı. cennet hurması derler. Onu asarsınız böyle <laughs> sezonu geldiğinde, o böyle dışarıda ayazı yiye, yiye içini böyle güzelce toplar, yumuşar, ve inanılmaz bir lezzet çıkartır. Bu aslında en güzel şey zamanla, şey işte fermentasyonla bekleyerek. Ben küçükken Babaneğe bakıyordum, turşu yapıyordu kadın, tarhana yapıyordu. Bunlardan aslında ilham alıyoruz. Yani yeni bir şey de yaratmıyoruz bazen. Zaten o kadar iyi yapılmış, o kadar zamanında iyi bulmuşlar ki, ona da saygı göstermek gerekiyor. Bu biraz kitap yazmak ya da evet. ara, bilimsel araştırma yapmak gibi değil mi? Yani burada evet, evet artık ya. aş aş üreten aşçı, <laughs> e, lokanta sahibi filan değil. Bütün bu yöntemi, bu yöntemi e, oluşturan markanın sahibi oluyor. Bir inovatif <laughs> bir iş yapıyor ve o inovatif işten çünkü Michelin'de e, kaz ciğeri ürettiğin için sana yıldızı vermedi. Kendi ülkenin lezzetlerini aldığın, dönüştürdüğün, tazesini araştırdığın, bulduğun, getirdiğin ve onları şu kadarcık şeylerde e, insanlara ibibik diye şu kadarcık bir şey olarak verdiğin ve insanların ona dikkatini çekti. Niye öyle bir bütün Michelin, Michelin yıldızlı restoranlarda dünyada böyle bir şey var. Bir şey geliyor Allah bir törenle geliyor. Bir anlatıcı geliyor orada. İlber Ortaylı'ya dönüşüyor. Ee, garson ya da şef geliyor anlatıyor. Şöyle olmuştur, böyle olmuştur. İşte haçlı seferleri başlamıştır. Oradan bir yanayı kuşatıyorsun falan filan gibi bir şeyler anlatılıyor. Sonra bu anlatıldıktan sonra sen o iki saat anlatılan ibibi diye yiyorsun. Bitti gitti. Yemeğe hikaye Yani katman. ona diyor ki sana böyle burası e, e, çala kaşık bir şey değil. Böyle lop, lop 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 yemeyeceksin bunu. Ben sana anlatıyorum. Bakacaksın. Tadı alacaksın bilmem ne. Yani yegane ya da hassas ya da az bulunan. Az bulunmuş, az bulunmuş o türüf mantarlı bilmemleri var ya İtalyanların bilmem falan. Az bulunmuş ama çok zor üretilmiş. Bir de sende mutfak turuna çıkıyoruz. Evet. Yemekten sonra bir de mutfak turu attırılıyor. Aa. Mutfak turunda av hayvanları mutfağa, et mutfağı, balık mutfağı, uçan hayvanlar, suyun 400 metre altından yüzen hayvanlar bilmem ne falan bir takım turlara çıkıyoruz. O tura çıktıktan sonra bir yıkanıyoruz, şey yapıyoruz hani bir hale geliyoruz böyle bir bilinç değişimi yapıyoruz. Sonra gidiyoruz <laughs> yerimize oturuyoruz. Çat hesap geliyor. en kötü an. Yani ve bu bu çok çok önemli. Oturu da şey yapmış ve ne oldu? Mişlenciler geliyorlar. Kaç kere geldiler? Üç kere geldiklerini düşünüyoruz yani öyle bir anlamamışlar gizli şey geldileriz. Evet. Aa o gerçekten Abi kafadan mi öyle? diye evet. kasketle gelmiyor. Tamam ama gerçekten mi yani hani böyle bir şey var. Onlara gizli müfettişler var. deniyor. İşte e, normal müşteri gibi rezervasyonunu yapıyorlar. Artık herhalde yapamazlar. <gülüyor> 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 Dolu çünkü. Artık müfettişlere gelemez. Ondan sonra e, bilmiyoruz. Geliyorlar, yemek yiyorlar, hesaplar ödüyorlar, gidiyorlar. Yani kim oldu? Sahte isimle zaten geliyorlar genelde. Peki bu neden şimdi oldu? Bu Michelin yıldızları neden şimdi verildi? Yani Türkiye biraz geç geldi. Dünyanın çoğu yerinde var. Asya'da birazcık daha fazla e, artmaya başladı. Türkiye'ye de şimdi geldi. Ama yani çok geç gelmesi de aslında sorun değil. Sonuçta gelmiş olması önemli bir şey. Çünkü ülke gastronomisini hem turizm hareketlendirmesi hem de Türk mutfağını dünyaya daha iyi gösterebilmek için çok büyük bir şans burada da öyle restoranların olduğunu göstermek çünkü gerçekten çok çok iyi restoranlar var yani bir restoranın Michelin yıldızına sahip olması sadece o restoranın lüks olması, pahalı olması anlamına gelmiyor yani bence bir dönerci de almalıydı atıyorum bir İskenderci de almalıydı Alır belki, belki. ben çünkü yani. Singapur'da ya da Bangkok'ta bunun örnekleri oldu sokak, sokak yemekleri yedim, sokak tabii yani e, şimdi iyi ürün kullanıp onu gerçekten her gittiğinizde 10 sene sonra da gitseniz aynı kalitede e, yiyebiliyorsanız ve aynı duyguyu hissediyorsanız o zaten bence misin yıldızını hak ediyor. Evet. Ama işte iki yıldız olduğu zaman şefin ona kendi karakterini katmış olması, kendi tarzını yakalamış olması çok önemli. Çünkü işte ben Asya'da 16 yıl çalıştıktan sonra bir süre sonra artık yemeklerimde hep Asya dokunuşları vardı bir sürü. Yani hep böyle e, Asya yemeklerine e, den ilham alıyordum ama işte bir anda durdum dedim ki ya neden Türk yemeklerine Hiçbir şey yapmıyor. Neden? Bir şey yok. Çünkü sonra yıllarca çalıştıktan sonra bir sürü şefle bir sürü yerde kendi tarzınızı, kendi yemenizi kendi karakterini belirlemeniz gerekiyor. Do doğru zamanda oldu. O yüzden de e, Türk mutfağına geçiş yaptım aslında. Bir, benim mutfağımda bir devrim oldu bir gecede. Dedim ki, Bangkok'ta sabah kalktım ve gittim. Dedim ki, ben bundan sonra Türk yemeği yapmak istiyorum. E, eğer kabul ediyorsanız burayı Türk restoranı yapacağım. Kabul etmiyorsanız ben gidiyorum dedim. Onlar da kabul ettiler. Sonra restoran... Git mi dediler. Yok git demediler. Ha. Kalmamı istediler. Hani kabul ettiler? Yani e, benim ne kadar hani e, ısrarcı ve bana inandıkları için e, tamam dediler. Ve ha. Bangkok'ta Bangkok. restoran Türk restoranı oldu. Sonra işte yani Asya'nın en iyi 36 restoranı falan seçildi. Zaten oradan sonra artık e, ipin ucunu alamadık. Hmm. En sonunda <laughs> yani dedim ki okey bundan sonra eğer Türk mutfağı için bir şey yapacaksam bunu tam kalbinde yapmalıyım. O zaman benim geri dönme zamanım geldi çünkü öğrendiğim şeyleri buradaki genç nesille buradaki e, benim gibi restoran sahibi olmak benim gibi şef olmak isteyen genç çocukların elinden tutup onları e, onlarla paylaşmak bu fikirleri. çünkü yani ben ve benim gibi şeflere ihtiyaçları var Türkiye'de e, biz ne kadar bilgimizi ustalığımızı paylaşırsak ne kadar çok çırak yetiştirirsek Türk mutfağı o kadar daha ileri gidecek buradaki en önemli şey aslında. Benim en büyük tatmin olmam, işimdeki en çok mutluluğum benden sonra gelecek insanları yukarı kaldırıp e, onları yukarı çıkarmak yani başka bir şey değil. İki büyük beyefendi de bu. aynı şeyi söyledi aslında. Şşş, yani, evet, tam tam, tam onu söyleyecektim. Aslında ben Fatih Şef'i çok uzun zamandır takip ediyorum. Hayranlıkla takip ediyorum. İki mişten da ben kendi yerimde zıpladım yani. Harbi, Kendim yani. almış gibi sevindim e, Yıldız'ı. E, Bence şeflerde de şöyle bir şey var yani aslında onlar da sanatçı gibi yani bu İngilizce'nin söylediği gifted var ya yani bir doğuştan gelen bir kere bir yetenek olmak zorunda yani. Evet. İste, işte, sanatçıda da böylese istediğin kadar çalış yani Allah sana o yeteneği vermediyse yapacak bir şey yok. Yetenek bu işin yarısı. Ee, diğer yarısı da işte yani çok büyük bir emek var ama diğer bir yarısı da gifted yani yetenekli doğmuş ee, ve onu da bizimle paylaşıyor ne mutlu ki. Ee, yani yiyeceğiz, tabloları yiyeceğiz. yapmalarının sebepleri var. Adam bakıyor manzaraya, öykünüyor. İşte şarkı yapıyor. Siz de dediniz ki soğan kokusu diye yemek yaptım. O sırada ilham gelmiş ve bunu yemeğe çevirmiş. İlhamlar kimisi şarkısını yapıyor. Geliyor yani. Kimse sürekli... Sanat evet. yani. Ve Çok...